Daha evvel basın toplantısında belirttiğimiz gibi 17 Şubat'ta kongremizi yaptık. Biz verdiğimiz sözlerde durduk. Bu dernekler kanununa, dernekler yasasına ve kulüplerin işleyişine göre biz her şeyimizi resmi yaptık. Bizim açıklamamızın arkasında durduk ama kişiler bize kongre yapmayacağımızı, defterleri görelim yahut da böyle bir şeyi yalan söylüyoruz dediler ve bugün orada burada genel kurul yapıldı. Yani tabii ki gerçekleşmedi. Geriye atıldı, ayrı konu. Çoğunluk sağlanamadı bugün. Çoğunluk sağlanmadan geri atıldı. Şimdi buradan bize ithamda bulunan takım kaptanlar, teknik hocamıza şunu söylemek istiyorum. Biz 7 aydır para almadık diyorlar. Bizim anlaşmamıza göre teknik eleman Selçuk Serbest'in 50 milyara anlaşmışık. Bunun 29.350 yani 30 milyara yakın parasını vermişik ve ligin daha yarısındayız. Bir anlaşma sezon sonuna kadar geçerlidir. Bir sen alacağın paranın yarısından fazlasını aldıysan hiç para aldım deme hakkın yoktur. Artı takım kaptanı açıklama yapmıştır. 7 aydır biz para almadık diye. 35 milyar anlaşmışık. Aldığı para 22.700. Yani yarısından fazla almıştır. Şimdi bir futbolcu yahut bir iş yerinde çalışan kişi yaptığı işin karşılığını alır. Daha siz ligin yarısındasınız. Ligin bitmesine daha 9 hafta var. Sen paranın hak ettiğinden fazlasını almış. Hoca anlaşmadan fazlasını almışım. Şimdi sen çalışmadığın günlerin parasını, oynamadığın bir futbolun parasını isterken haklı oluyorsun. Biz de diyoruz ki bittiği emeğinin karşılığını vereceğiz. Biz bu hiçbir şey almadım demek yanlış ve hatadır. Budanya'lı oynayan çocuklar kaç para almıştır? Kendileri de kaçar para almıştır? Ben buradaki Budanya'lı çocuklara ve Budanya ve spor ve Budanya'la ilgili kişiler buradan sizlerin arasında bunu söylemek mecburiyetindeyim. Burada Bursalılar diye hitap edilen kendileri haklarını fazlalıklar aldılar ama kullandıkları çocukların haklarını şu anda kaçar para vermişler, eşit bir şekilde mi dağılmış? Bir para alınmadıysa hiç alınmadım demektir. Ama sen 35 liraya anlaşacaksın, bunun 23 lirasını alacaksın. Daha lig bitmeden bu parayı alacaksın. Gol kralı olan çocuk 3 lira alacak, sen 23 lira alacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki biz burada para alamıyoruz diye. Sen hocasın, bu paraları dağıtan hocadır. Biz getirdik, en büyük hatamız parayı hocaya vermekte. Hocaya getirdik, hoca dağıttı. Burada bir adaletsizlik varsa bu parayı futbolcular arasında paylaştıranlarındır. Bizim değildir. Biz bu gücümüzle bu kadar buraya kadar getirebildik. Biz yanlış bir şey mi yaptık? Bu kulübü sıfırdan aldık. Bu kulübü kongresinde kimse aday çıkmadı aldık. Rezil mi ettik kulübü? Budanya'nın ismini yerlere mi süründürdük? Budanya'nın ismini leke mi sürdürdük? Bu herkesin imlen ettiği futbolcular getirdik. Bebe gibi Budanya'yı Türkiye'nin isimlerinde isim yapmış insanları getirdik. Biz bütün Budanya'dan topladığımız para reklamlar dahil olmak üzere, bağışlar da olmak üzere 100 lira. Biz sadece katılım parası vermişik lige katılırken 60 lira. Futbolcuların kendilerine almadık dedikleri futbolculara 210 milyar lira para vermiş. Diğer bunun motel masrafı var, kamp masrafı var, malzeme masrafı var. Bunları almış, etmişik. Yani burada bu yapılan, ben bunu beklerdim Budanyalılardan. Ya bu takım güzel gidiyor. İkinci lige giden, üçüncü lige oynayan bir takım var. Şampiyonla oynayan bir takım var. Bizim eksiklerimizi, yapamadıklarımızı değil de, ya arkadaşlar bu çocuklara biz sahip çıkalım. Budanyaların sahip çıkması lazımdı. Benim gücüm bu kadar, yönetimin gücü bu kadar çıktı. Yani bu bize yapılan haksız bir... Ondan sonra bu takıma neye kimse aday çıkmıyor? Sen böyle yaparsan tabii bu yönetim kuruluna gelmez kimse. Başkan şu anda toplam kaç üyesi var Mudanya Spor'un? Ya bilmiyorum üyesini. 250. Kaç kişinin katılması gerekiyordu bugün? 120? 125 üye. Ama kimse yok şu anda. Çok fazla 10-15 kişi var. Kongre şu anda 1 Mart 2016. Mart, evet. Gene aynı saat 14. Yasal böyle bunlar. 30. Şimdi millet diyor ki bırakmıyoruz gitmiyoruz. Yani bizim bu kanun ve bizim hesap vereceğimiz yer genel kurul üyesidir. Genel kurulu üyesi ve dernekler masasıdır, kanundur, devlettir. Biz onların verdiği yetkilerin çerçevesinde hareket ediyoruz. Keyfi değiliz ki. Bugün bırak git. Ya bu böyle olmaz. Yanlış. Ben şunu beklerdim.
bu futbolcular al geçinemez. Doğrudur. Allah var. Hepsi para şeylerin sıkıntısı var. Ben futbolcuları eleştirmiyorum. Onlar haklarını istemek mecburiyetinde. Ama ben gücüm bu kadar hiç vermeyenlerin eleştirmelerini beklerdim. Onlara sahip çıkmayanları beklerdim. Onlar şunu yapması lazımdı. Buday yaşayan insanların. Ya bak bu takım başarılı gidiyor. Ya bu takımın çocuklara biz de destek olalım derlerdi. Yönetim kurulu bunlara işte az vermişimdi. Bize eleştireceğin kadar sen elini altına koy komple bu takımı sahip çıksaydınız ya. Çıkan suçlu, çıkmayan kahraman oldu. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bizim hatamız takıma sahip çıkmak oldu yani. 1 Mart 2016 saat 14.30'da yeniden Park Düğün Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın Udanyaspor'un kongresi gerçekleşecek ve takımın da kaderi çizilmiş olacak. Tut abi şu listeyi bana bak.